Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki bilgi ile parantez içindeki isim uyuşmamaktadır? 19. yüzyılda yaşamış lirik bir sanatçıları, yüzyılın altını çizelim. Lirik bir sanatçı yani duygusal konulardan bahsetmiş. Not alalım. Duygusal. Koşmalarıyla ünlenen sanatçı didaktik özellikler taşıyan eserler yazmıştır. Koşma halk edebiyatında 11'li hece ölçüsüyle, aşık halk edebiyatında 11'li hece ölçüsüyle söylenen şiir türüydü. Didaktik özellikler taşıyan eserler, didaktik yani öğretici eserler taşıyor, öğretici nitelik taşıyordu. Ruh saatinden bahsetmiş, doğru. Peki, ikinci maddeye gelelim. 19. yüzyıl aşıklarından olan sanatçı, Doğu Anadolu'da yaşamış ve rüyasında görüp aşık olduğu Gülperi'yi aramış, şiirlerinde ona olan aşkını dile getirmiştir. Özellikle Sümmani bu rüyasında görüp aşık olduğu Gülperi ile anılır. Hem yüzyılını bilmemiz hem de Gülperi'yi bilmemiz onun olduğu soruları çözmemiz de önemli olacaktır. Bu da doğru. 17. yüzyılda Malatya'da doğan sanatçı Mısır'da yaşamış, divan edebiyatından etkilenmiş, Mevaid-ül İrfan, Kaside-i Bürde tesbihini kaleme almıştır. Burada bahsi geçen kişi Niyazi Mısri. Bu da doğru. 13. yüzyıl tekke edebiyatının önemli ismidir. Makalat ve Fevaidname gibi eserleri kaleme almıştır. Burada bahsi geçen kişi Hacı Bayram Veli değil, Hacı Bektaş Veli'dir. Dolayısıyla D seçeneği cevabımız. 5'i okuyalım. Anadolu Türkçesini ilk kullanan şairlerden olan sanatçı, Mesnevi şeklinde kaleme aldığı Garipname ile ünlüdür. Anadolu Türkçesini ilk kez kullananlardan olduğunu söylüyor. Mesnevi şeklinde Garipname eserini yazmış. Aşık Paşa'dan bahsetmiş. Bu da doğru. Cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuz. Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Şimdi bu tarz bir soru daha önce karşımıza çıktı. Eser, şair ve yüzyıllardan bazı yerler boş bırakıldı. Verilenlerden hareketle boş bırakılanları tamamlamaya çalışacağız. Bakalım, Marifetname eseri 18. yüzyılda yazılmış. Kimin tarafından yazıldı diye soruyor. İlk boşluğa gelmesi gereken isim Erzurumlu İbrahim Hakkı olacak. İkinciye bakalım. Aşık Veysel'in Dostlar Beni Hatırlasın eseri verilmiş ve Aşık Veysel'in kaçıncı yüzyılda yaşadığını bizden istiyor. Bu da 20. yüzyıl olacak. Şu bilgiyi de hatırlatmak isterim ben size. Aşık Veysel Ahmet Kutsi Tecer tarafından edebiyat dünyasına tanıtılmıştı ve eserleri de Dostlar Beni Hatırlasın adıyla Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından derlenmişti. Bunu da hatırlayalım. Son boşlukta Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamıştır diyor. Yunus Emre'nin ünlü bir eserini sormuş. O da Risalet-i Nüsiye. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde 16. yüzyılda yaşamış halk şairleri bir arada verilmiştir diyor. Yüzyıl bilgisini istiyor bizden. Köroğlu ve Pir Sultan Abdal yanıtımız. Peki diğer seçenekler neden olmadı? Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamış bir sanatçı. Yunus Emre 13. Diğer seçeneğe bakalım. Köroğlu ve Dadaloğlu. Dadaloğlu 19. yüzyılda yaşamış bir sanatçımız. D seçeneğinde Karacaoğlan ve Dadaloğlu var. Dadaloğlu'nu söylemiştik. Karacaoğlan'ı bu sefer belirtelim. Karacaoğlan da 17. yüzyılda yaşamış bir sanatçı. Hacı Bayram Veli ve Sümmani. Hacı Bayram Veli'nin de 14. yüzyılda yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla A seçeneği yanıtımız oldu. Dördüncü soruya geldik. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyıl aşıklarındandır. 20. yüzyıl yani o 1900'lü yıllarda yaşamış. İnsan vatan sevgisini şiirlerinde işlemiştir. Çiçek hastalığı geçirdiği için görme yetisini yitirmiş, yaşamı gönül gözüyle algılamıştır. Bu ifade bu sanatçı ile ilgili karşımıza çok fazla çıkacak. Ahmet Kutsi Tecer tarafından sanat camiasına tanıtılmıştır. Eserleri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından derlenmiş yani bir araya getirilmiştir. Burada bahsi geçen sanatçımız Aşık Veysel. Ben şunun da altını çizmek istiyorum. Genelde Dostlar Beni Hatırlasın eseriyle 20. yüzyılda yaşaması sebebiyle birazcık daha popülerdir, tanınır. Ama şu son iki maddede verilen bilgileri de yine aklımızda tutmaya gayret gösterelim. Beşinci sorumuz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılda yaşamış sanatçı, medresede eğitim görmüş,
İstanbul'da Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurmuş ve Divan-ı Hümayun kalemine girmiştir. Rusların işgalinden sonra vatanından ayrılmış, işgal bitince memleketine geri dönmüştür. Divan edebiyatından etkilenen sanatçı, divan ve sergüzeşname eserlerini kaleme almıştır. Hem aruz hem heceyi kullanmış, taşlama yazmaktan geri durmamıştır. Burada bu soruyu çözmenize yardımcı, daha da bilinir olarak düşündüğüm eseri Sergüzeşname. Sergüzeşname sayesinde Bayburtlu Zihni'ye gidebilmişsinizdir. Ama onunla ilgili birkaç bilginin üzerinden daha geçelim. Divan edebiyatından etkilenmiş diyor. Çünkü halk edebiyatında bazı şairler divandan hiç etkilenmezken bazıları divandan etkilenmiş, hecenin yanı sıra aruzu da kullanmıştır. Taşlama yazmak onun için söz konusu olduğunda taşlamayı da bir hatırlayalım. Taşlama kişinin ya da toplumun aksayan yönlerini ele alan şiir türüydü. Yani eleştiri nitelikli şiirlerdi. Bayburtlu Zihni için onu da aklımızda tutalım. Altıncı soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ahmet Yesevi'nin öğrencisi Lokman Perende'den eğitim alan nokta nokta Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında görev almıştır. 13. yüzyılda yaşayan sanatçı tasavvuf edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. Fevaidname, Şatiye, Makalat adlı eserleri kaleme almıştır. Burada da yine makalatı görünce aklınıza geleceğini düşünüyorum Hacı Bektaş Veli'nin. Ama onun dışında 13. yüzyılda yaşadığı bilgisi, tasavvuf edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden biri olduğu Fevaidname gibi başka bir eserin de olduğunu yine göz önünde bulundurmalıyız. 7. sorumuz. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hayatı hakkında bilgilere tam ulaşılamasa da 17. yüzyılda yaşamış Yeniçeri şairlerinden bir aşık olduğu bilinmektedir. Divan edebiyatından pek etkilenmeyen, doğal bir söyleyişe sahip sanatçı, görevi dolayısıyla lakabını almış ve 2. Osman'ın ölümü, 4. Murat'ın Bağdat kuşatmasını şiirlerine konu etmiştir. Genç Osman destanı ile şair büyük bir üne kavuşmuştur. Burada bahsi geçen sanatçı Kayıkçı Kul Mustafa'dır. Hatta doğal destan ve yapay destan olarak ikiye ayırdığımızda, yapay destanların yazarlarının belli olduğunu söylediğimiz zaman verdiğimiz ilk örneklerden biridir Kayıkçı Kul Mustafa'nın yazdığı Genç Osman Destanı. Demek ki bu hem destanları işlerken hem de halk edebiyatını işlerken karşımıza çıkan bir soru tipi. 8. sorudayız. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır? Biliyoruz ki halk edebiyatında ağırlıklı kullanılan ölçü hece ölçüsü, milli ölçü olan hece ölçüsü kullanılmış. Daha çok sözlü bir edebiyatın ağırlıklı olmasının da etkisi var bunda. Ama bazı sanatçılar divan edebiyatından etkilenmiş, o yüzden aruzu da denemiştir. Şimdi biz hem hece hem de aruzu kullananları arıyoruz. Yunus Emre Karacaoğlan. Karacaoğlan'ı biliyoruz ki yalnızca heceyle yazmıştır. Yunus Emre Kaygusuz Abdal bizim cevabımız olacak. Bu iki sanatçı da hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. D ve E seçeneğine baktığımda Dadaloğlu'nu görüyorum. Dadaloğlu'nun da yalnızca heceyle yazdığını bildiğimiz için yanıtımız C seçeneği oluyor. 9. sorumuz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyıl mutasavvıflarından. Mutasavvıf sözcüğünü gördüğünüzde tasavvufla ilgilenen kişi aklınıza gelmeli. Niyazi Mısri'nin etkisinde kalan sanatçı 18. yüzyılda yaşamıştır. Şairliğinin yanı sıra bilim insanı kimliği de mevcuttur. Demek ki onu sadece edebiyatla ilgili bir kişi olarak düşünmemeliyiz. Bilim insanı kimliğini de göz önünde bulundurmalıyız. Şeyhi İsmail Fakirullah'ın dergahına yerleşmiş ve şeyh olmuştur. İlahiname adıyla da bilinen divanı ve Marifetname adlı didaktik eseri de vardır. Hemen burada hatırlayalım. Didaktik demek ne demekti? Öğretici. Sefine-i Nuh adlı eseerinde İlahiname nazmımdır ve nesrim marifetnamedir demiştir. Nazım ve nesri de yine hatırlatmak istiyorum size. Nazım şiir, nesir düz yazı demekti. Marifetname eserinde tasavvuf, felsefe, musiki, tıp gibi alanlarla ilgili bilgilere de rastlanır. Sorumuza bir daha bakalım. 18. yüzyılda yaşamış bir sanatçı olduğu bilgisi. Onun dışında Divan ve Marifetname adlı eserleri kaleme aldığını biliyoruz. Burada bahsi geçen sanatçı Erzurumlu İbrahim Hakkı.
10. soruya geldik. Aşağıdakilerin hangisinde 15. yüzyılda yaşamış Eşrefoğlu Rumi'ye ait eserler bir arada verilmiştir? Sanatçının 15. yüzyılda yaşadığı bilgisini de verdi, ismini de verdi. Şimdi eserlerini bizden istiyor. Sergüzeştname ve Divan. Sergüzeştnameyi hatırlıyoruz. Biraz önce de konuşmuştuk. Bayburtlu Zihni. Risalet-i Nusiye ve Nutuk. Risalet-i Nusiye'yi gördük. Risalet-i Nusiye de Yunus Emre'ye aitti. Nutuk Genç Osman. Genç Osman Destanı Kayıkçı Kul Mustafa'nındı. Divan ve Müzekkin Nüfus. Doğru yanıt D olacak. Eşrefoğlu Rumi'ye ait eserleri arıyorduk. Divanı ve Müzekkin Nüfusu vardır. Makalat ve Mevaid-ül İrfan E seçeneğinde makalatın da Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yanıtımız D seçeneği. 11. sorudayız. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Pir Sultan Abdal ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Birinci maddeye bakalım. 16. yüzyıl dini tasavvufi Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biridir. Evet, dini tasavvufi Türk edebiyatına ait olduğunu biliyoruz Pir Sultan'ın ve 16. yüzyılda yaşadığı bilgisini de sorgulamış bizde. Doğru bir bilgidir. Çeşitli araştırmalar sonucu Çorum, Divriği gibi bölgelerde yaşamış 6 farklı kimliğe ulaşılmıştır. Doğru bir bilgi, onu da şöyle aktarmaya çalışayım. Halk edebiyatındaki sanatçılar genelde gezerek sanatlarını icra ettiğinden farklı bölgelerdeki insanlar onları kendilerine mal etmek isterler. Evet, o sanatçı bizim buralıydı, burada yetişti, burada öldü diye. Hatta bazen birden fazla mezar da bulunabilir aynı isme ait. Dolayısıyla Pir Sultan Abdal için de araştırmalar sonucu böyle bir bilgiye ulaşılmıştır. Medrese öğrenimi gördüğünden şiirlerinde süslü ve ağır bir dil kullanmıştır diyor. Hayır, bilakis medrese öğrenimi görmediği için daha yalın bir dil kullanmıştır. Yani cevabımız aslında C seçeneği oluyor. Diğer seçeneklere de bakalım. Alevi Bektaşi şiirinin ustalarından kabul edilir. Doğrudur. Alevi Bektaş şiiri deyince akla gelen ilk isimlerden biridir. Derdim çoktur hangisine yanayım? Tazelendi yine yürek yarası dizeleriyle ünlüdür. Evet, yine onun şiirlerindeki çok ünlü dizelerden birini almış. Ben burada size bir de şunu hatırlatmak isterim. Eğer dizeler alt alta yazılıyorsa bu şekilde yazıyoruz. Ama alt alta yazılan dizeleri yan yana yazmak istediğimizde araya şöyle bir eğik çizgi getiriyoruz. Bunu da yine aklınızda bulundurun. Noktalama işaretlerini çözerken aklınızda fazladan bir bilgi olmuş olur. Bu sorunun yanıtı da C seçeneği. 12. soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmese de 17. yüzyılda yaşadığına ulaşılan nokta nokta aşık edebiyatı sanatçıları tarafından üstat olarak kabul edilir. Bu önemli bir bilgi. Medrese eğitimi görmese de divan edebiyatından etkilenmiş, pek çok divan şairinin eserlerini okumuştur. Adli mahlasını kullanan sanatçı çok sayıda şiir yazmıştır. En ünlü eserleri arasında Şairname, Aşıkname sayılır. Burada bahsi geçen kişi Aşık Ömer. Ama şu parçaya dair birkaç şeyin üzerinden daha geçelim. 17. yüzyılda Aşık Ömer'in yaşadığını bileceğiz. Diğer sanatçılar arasında üstat kabul edildiğini bileceğiz. Divan edebiyatından etkilendiği bizim için önemli bir bilgi. Adli mahlasını kullanmış. Mahlas neydi? Şairlerin kendi ismi dışında şiirlerini yazarken kendilerine seçtikleri lakap. Genelde de son dörtlüklerde bu lakaplarını, mahlaslarını kullanırlar. Burada da bahsi geçen sanatçı Aşık Ömer.